Merhabalar dostlar. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de her zamanki gibi kanalımızın danışmanı, Kanada Göçmenlik ve Eğitim Danışmanı Murat Koçak'la beraber olacağız. Bugün kendisine sizden gelen ve özellikle çok sayıda gelen soruyu yönelteceğiz. Röportajımıza başlamadan önce Murat'a bir selam verelim. Murat merhaba, nasılsın? Selamlar, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum, tekrar bize vakit ayırdın. Gerçekten Ben teşekkür ederim. takipçilerimizden çok ciddi sayıda soru geliyor. Çünkü çok ciddi sayıda insan bu uzun zamandır TSE 2023 Open Work Permit, açık çalışma izni aldı. Alanların birçoğu evet bu vizeyi aldık, bu çalışma iznini aldık. Ne yapacağız diye bana soruyor. Ben de dedim ki uzmana soralım ve en doğru yanıtları alalım. TSE 2023 Open Work Permit, açık çalışma iznini alan Türk vatandaşlarını önümüzdeki 3 yıl içinde ne bekliyor? Daha doğrusu 3 yılın sonunda ne bekliyor ve bu esnada da bir şeyler olacak mı? Çünkü biz bu vizeyi aldık, ne yapacağız diyorlar bundan sonra. Evet, öncelikle belirtmekte fayda var ki bu TSE 2023 açık çalışma izni geçici bir statü, kalıcı bir statü değil. Bazen bize mesajlar geliyor, 2 yıl Kanada'da bulunmam lazımmış ki kalıcı oturuma başvurayım. Veya 1 yıl boyunca ya da hiç hani Kanada'da bulunmazsam bu vatandaşlar gitmiyormuş nedir diye. Bu geçici bir oturum izni, 3 yıl boyunca sahiplere Kanada içinde bulunma ve çalışma izni hakkı tanıyor. Ek olarak getirdiği haklar da var tabii ki işte. Minör çocuklarına eğitim olsun, banka hesabı, kredi kartı açılımı olsun, sağlıktan yararlanma olsun, vergi numarasına başvuru olsun. Ama günün sonunda maalesef bunun kalıcı oturum iznine giden düz bir yolu yok. Açıkçası kalıcı oturum iznine giden yollar değişmedi. Federal olarak düşünecek olursak hala Express Entry sisteminden bir hesaplama yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şöyle bir avantajı oldu. Şimdi bu Express Entry havuzunun içinde Kanada iş deneyimi diye bir klas var. Bu klas altından havuza girilebiliyor. Opsiyonlardan biri. Ve bu havuza girmenin şartı da 1 yıl boyunca Kanada'da kalifiye bir iş deneyimi idi. Neden herkes eğitim yoluyla geliyordu? Aslında eğitim almak havuza girmek için şart değil. Puan getiren konulardan bir tanesi ama eğitimin en büyük avantajı sonrasında alınabilen 1 veya 3 yıllık çalışma izniydi. Şimdi bu eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmış oldu. Şimdi velilerimiz veya gelen ailelerimiz 1 yıl çalışabiliyorlar hiç eğitim almadan. 1 yıl çalıştıktan sonra kalifiye işte çalıştılarsa ve diğer şartları da sağlıyorlarsa direkt bu Express Entry havuzuna girebilirler. Evet belki puanları yetersiz olur ama en azından havuzda olurlar ve bir şansları olmuş olur. Eğer ileride 2. yıl çalışıp puanlarını arttırmak isterlerse mümkün, İngilizcelerini geliştirip puan arttırmak isterlerse mümkün, yine Fransızcalarını geliştirmeleri mümkün. Çok güzel puan getiriyor orta seviye Fransızca'da. Ama isterlerse çalışma izinlerinin sonunda tekrar eğitim alabilirler. Bu 1 yıllık ya da 2 yıllık üniversite sonrası eğitimler de olabilir. Belki master programları da olabilir. Hem havuzdaki puanları güncellenmiş olur ve puanları yükselmiş olur. Hem de mezuniyet sonrasında tekrar çalışma izni başvurularını yapabilirler. Çünkü önemli bir detay, mezuniyet sonrası çalışma izni öğrencilerin hayatlarında alabilecekleri tek çalışma izni şansı. Yani bu çalışma izni bir kere aldıktan sonra tekrar okuyup tekrar mezuniyet sonrası çalışma izni alınamıyor. Yani eskiden 2 yıl okuyan bir velimiz sonrasında 3 yıla kadar çalışma izni alabiliyordu. Şimdi aynı velimiz belki 3 yıllık çalışma iznine sahip olmuş olacak. Akabinde 2 yıl okuyacak ve tekrar sonrasında 3 yıla kadar çalışma iznine sahip olmuş olacak. Yani aslında Evet. buna sahip olmuş olmak doğrudan PR'a başvuru yolunu açmıyor ama dolaylı yolları, yani Canadian Excellence Class demiştin, o yolu aslında kısaltıyor diyebiliriz. Yani büyük bir şans veriyor. Doğru, havuza daha erken girmeyi sağlıyor. Çünkü öbür türlü adaylar önce 1 yıl okuyacaktı, sonra 1 yıl çalışacaktı. 2 yıl sonra havuza girebileceklerdi. Şimdi hemen 1 yıl çalışıp havuza girebilirler. Ve artık hani hem havuzda hala çekilme şansları olur. Belki kategori bazlı çekilişlere dahil olurlar. Belki istenen puanlar düşer, çekilen kişi sayısı artarsa. Covid döneminde 75 ile aldıkları gibi. Evet. Hem de bundan 1 yıl sonra çalışmaları bittikten sonra veya havuza girdikten sonra puan yükseltmek isterlerse tekrar eğitim yolunu düşünebilirler. Ama zaten lise mezunu bir öğrenci, çünkü bizim lise mezunu olup Kanada'ya gelip yine çalışma izninden yararlanan öğrencilerimiz de oldu. Aradığımız bu havuza girmek için kalifiye iş genelde üniversite veya kolej diploması gerektiren işler. Bir lise mezununun kolay kolay bulabileceği işler değil. O yüzden bir lise mezunu gelip hani Kanada'da belki iş deneyimi kazanabilir, belki biraz para da kazanabilir, Kanada'ya adapte olur, belki bu sürede İngilizcesini geliştirebilir. Çünkü çalışma izni sahibi kişiler 6 aydan kısa süre dil eğitimi de alabiliyorlar, öğrenci iznine sahip olmadan. Ama belki de bu Express Entry havuzuna, Canadian Experience Class sizin de dediğiniz gibi girmek için
tekrar bir koleje dönüp o diplomayı aldıktan sonra çalışma hayatlarına başlamaları gerekebilir. Türkiye'den üniversite mezunu veya Türkiye'de çalışma deneyimi olan kişiler için bile bu geçerli aslında. Çünkü Kanada, yani Kanada iş deneyimi ve Kanada eğitim deneyimi Kanada'da iş bulmak için önemli faktörler. Kanada'ya geldikten sonra iş bulmakta zorlanan veliler veya çalışma iznine sahip adaylar var ise eğitim almayı düşünebilirler. Kanada'dan bir sertifika mezunu olduktan sonra bu da akabinde iş ararken yardımcı olan konulardan. Hep bu vizeyi alanları konuştuk, yani bu çalışma izni alanları konuştuk. Peki onların Evet. eşlerine verilen bir hak var mı? Var. Şimdi aslında gelen karı koca adaylarımızdan genelde birlikte geldiler ve birlikte almaya çalıştılar. En kolay alma yolu buydu açıkçası. Ama eşlerden birisi Kanada'da bulunuyorsa, çalışma izni sahibi olan eşten bahsediyorum. Ve Kanada'da kalifiye bir işte çalışıyorsa, bir üniversitede kolej diplomasıyla girilebilen bir işlerden bahsediyoruz. O zaman bu kişinin eşi çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Ancak bu başvuruyu Türkiye'deyken yapmak şu anda mantıklı değil. Çünkü çalışma izni başvuruları en son 56 hafta civarında gösteriyordu. Belki turistik vizeleri yoksa önce bir ziyaretçi izni başvurusu yapılır. Kanada'ya gelir, Kanada'ya geldikten sonra çalışma izni başvurusu yapılır. Veya gün geldiği zaman bekleme süreleri tekrar kontrol edilmeli. Çünkü bekleme süreleri değişebiliyor. Eğer ki çalışma izni başvuru süresi Türkiye'den turistik vize başvurusundan daha az sürede sonuçlanacak gibi ise direkt çalışma iznine de başvurabilir tabii ki. Ama bu çalışma izni sahibi kişi Türkiye'deyse, Kanada'da değilse ve Kanada'da herhangi bir şirkette çalışmıyorsa, o zaman Kanada hükümeti de sen zaten Kanada'da değilsin, Kanada'da bir şirkette de çalışmıyorsun, neden eşine de çalışma izni vereyim ki diye düşünüyor. Çalışma iznine sahip olan kişinin çocukları için bir okul hakkı var mı? En önemli sorulardan bir tanesi de buydu. Anne veya baba da öğrenci izni veya çalışma izni statüsü bulunuyorsa çocukları özellikle 18 yaşının altındaysa ve lise sona kadarlık eğitimden devam ediliyorsa ücretsiz devlet okullarına gidebiliyorlar. Bu ülkede devlet okulları school board dediğimiz bu merkezlerle ayrılmış ve bütün merkezler yani her merkez kendi kurallarını kendi kurabiliyor ve koyabiliyor. O sebeple mesela Vancouver bölgesindeki merkezler biraz daha katı bu konuda. Neden? Çünkü bazen veliler bize de soruyor. Diyor ki çalışma iznim var. Kanada'da çalışmıyorum. Kanada'da yaşamayı da düşünmüyorum. Ama Kanada'dan bir ev tutsam ve çocuğumla birlikte oraya biz gelsek, çocuğum orada okula başlasa sonra ben dönsem diye soruyorlar. Aslında evet, yani sizin rezidansınız Kanada'daysa ve Kanada'da bir şirkette çalışıyorsanız çocuğunuz ücretsiz devlet okuluna gidebilir. Ama eğer ki siz hala Kanada'da bulunmuyorsanız ve devlet okulları bunu fark ederse kendi merkez kurallarına baktıktan sonra bir ihtimal ücretsiz eğitim alamayabilir. Son bir sorum olacak. 25 Eylül'dü. 3 Ocağı uzadı. 3 Ocağı uzamasına rağmen birçok kişi gene başvurmakta geç kaldı ya da sonradan haberi oldu. Tekrar Evet. bir uzatma olur mu? Ne diyorsun? Evet, maalesef yani Temmuz başvuruları, bugün birisiyle konuştum. Haziran'da turistik vize başvurusu yapmış eşi için ve hala sonuçlanmamış. Biz de tabii Ankara'daki konsolosluğa ulaşmanın, yani web form doldurulabilir, aranabilir belki vesaire ama beklemek dışında pek yapılabilecek bir şey de yok bu aşamada. Yetişemeyen çok kişi var, depremzedelerden de var. Keşke uzatılsa ama pek uzatılacağını artık düşünmüyoruz. Gerçi 25 Eylül'deki sonuçlanan süreç 29 Eylül'de tekrar başlatıldı, uzatılmadı. O yüzden hani 3 Ocak'taki süreç belki tekrar başlatılır mı diye düşünüyorduk ama artık araya bir aydan fazla vakit girdi. Tekrar uzatılmayacaktır ya da başlatılmayacaktır diye düşünüyoruz. Murat, çok teşekkür ediyorum. Yine bizi değerli bilgilerini aydınlattın. Sağ Gerçekten olun, ben teşekkür ederim. takipçilerimizden çok fazla soru aldığımız konulardı bunlar. Onları da aydınlığa kavuşturmuş olduk senin bilgilerinle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Buradan da Rica ederim. takipçilerimize seslenmiş olalım. Ben gelen soruları hep uzmanlara yöneltmeye çalışıyorum. Ama bizim videolarımızdan sonra da hala sorular gelmeye devam ediyor. Eğer bu videoyu izleyen ve konuya ilgi duyan, konuyu merak eden takipçilerimiz olursa doğrudan Murat Koç'a videonun altında iletişim bilgileri yazıyor. Doğrudan Murat Koç'a sana ulaşabilirler. Böylece en doğru bilgiyi en hızlı şekilde alabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki biz güncel gelişmeleri, özellikle Türk vatandaşlarını etkileyen gelişmeleri hızlıca video çekerek onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama yine de mesajlar ve sorularımız bitmiyor her zaman olduğu gibi. Doğrudan sana ulaşıp bu konuyla ilgili daha derin bilgileri alabilirler. Çünkü zaman zaman çok teknik sorular geliyor. O yüzden doğrudan sana ulaşmaları daha doğru olacaktır. Burada da o mesajı vermiş olalım videonun sonunda. Evet, Tekrar. kesinlikle teşekkürler. Biz de zaten bize ulaşanlara diyoruz ki işte Murat Bey'le de çektiğimiz videolar var. İsterseniz şu videoyu izleyin. Aradığınız soruların cevapları bu videolarda bulunuyor.
Ama bazen çok kişiye özel sorular olabiliyor, detay sorular olabiliyor, araştırılması gereken sorular olabiliyor. Ve bu tarz sorularınız varsa bize özelden yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir videoyla karşınızda olduk Murat Koçak'la beraber. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.